Sevgili akrep kuşları, ay burcu akrep, yükselen burcu akrep olan sevgili dostlarım, hepinize güzel bir hafta diliyorum. 22 Mart 28 Mart dönemindeki bir haftalık akrep burcu yorumlarına başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, kova burcunda bir Venüs ve Mars kavuşumu var. Bazı akrep burçları ikili ilişkilerde zorlanabilir. Hatta fırtınalar estirebilir, soğukluk yaratabilir. Aynı etki Mars'ın kova burcundaki etkisi hava olaylarını da çok fena yaptı. Ben şu anda Mersin'de bir hastanenin kafeteryasındayım. Denize karşı, hatta şöyle bir gösterebilirim denizi de, karşıdan görüyor musunuz bilmiyorum. Yani buz gibi bir hava esiyor. İnanılmaz derecede kafeteryada bir çay içeyim dedim, dondum. Ve buradan çekim yapıyorum arkadaşlar. Sabahın bu saatinde donuyoruz, yani donuyoruz. İnanılmaz bir soğuk var, inanılmaz bir rüzgar insan içine işliyor. Açık hava ama işliyor, yani soğuk işliyor içimize. Bayağı bir üşütüyor, hasta yapıyor. Annemin hastalığı dolayısıyla ben de hastanedeyim arkadaşlar. İnşallah tüm hastalarımız iyileşir. Bazı akrep burçları bu hafta hastanelerle uğraşacak, benim gibi. Akrepler, siz benim sırdaşlarımsınız. Çünkü benim de ay burcum akrep. Annemle ilgili bir sorun var, sağlık sorunu. Dün hatta bayağı bir sıkıntı yaşandı. Ambulans kaza yaptı falan. Herhalde bayağı bir ağır şeyler olmuş. Yani üzücü. 4 kişi falan ağır yaralanmış. Annem ikinci bir ambulansla getirmişler. Kafamız çok bozuk ama profesyonel bir insan asla ve katiyen hastalığı falan bahane etmemeli, çekim yapmalı. Ha, geçenlerde niye çekim yapmadın diyebilirsin akrep burçları, ama geçenlerde sesim çıkmıyordu. Sesim çıkmadan ne yapacaktım böyle böyle işaret diliyle falan, bilmediğim için anlatamadım. Bilsem, öyle bir hırs var ki bende arkadaşlar, işaret diliyle bile böyle bu geldi şu gitti falan filan, böyle sağır dilsiz alfabesiyle bile konuşabilirim. Neyse, espriyi bir yana bırakalım. Hakikaten zorlandığınız haftalardan geçiyorsunuz. Bir de Uranüs karşı burcunuzda, biliyorsunuz 3 yıldır 4 yıldır akreplere yapmadığını bırakmadı. Ayrılıkları yaşattı. İşte ayrıldık, evde ayrıldık, ev taşıdık sürekli, işlerimiz yürümedi ama hep yükselişte olduk arkadaşlar. Hep yükselişte olduk akrep burçları. Zaten bana takıl, hayatını yaşa yani. Bana takılıyorsan akrep burcu, bu daha yükselirsin. Önemli bir şifacıyım. Kuş kadar özgür olursun ve her türlü girişimlerinde fırsatı yakalarsın. Gerçekten de yakalayacaksın. Yalnız çok ağır yükler altındasın bu hafta. İyi şans, sana yeni bir tecrübe, yeni bir aşk getirebilir. İkinci bir şans verebilirsin. Diyelim aşka tövbe ettin. İkinci bir şans verebilirsin ama başkasına. Aynı kişiyle devam etmeyin sevgili dostlarım. Bazı akrep burçları 21 gün içerisinde aşk teklifi alabilirsiniz. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Bu da zaten beklenenin olması anlamına geliyor. Genç ve oldukça alımlı akrep burcu hanımları. Hadi bakalım, evliliğe hazır mısınız? Şimdi haset ve nazar var üzerinizde arkadaşlar. Çok nazar ve hasede gelmişsiniz. Özellikle çarşamba günü 21 kere okumanız gereken bir dua vereceğim. Çok nazar ve negatif enerji gördüm. Bu duayı sabah yapacaksınız. Saat böyle 9 civarı falan. 8 ile 10 arasında kuşluk vakti yapacaksınız. Allahüla Bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüla ilahe illahüve ila ahiri bi hakkı esma ille zilla yeduru masmi hüşeyi fil ardı ve la fis semai ve hüve semiul alim. Arkadaşlar, bu kesinlikle nazara uğramış bir insanın üzerindeki bütün nazarı kaldırır. Çarşamba günü bunu 21 kez okuyacaksınız. Etrafınıza üfleyeceksiniz. Mumunuzu yakacaksınız. Aynı zamanda tütsünüzü, ada çayınız, özellikle ne varsa tütsünüzü yakacaksınız. Allah'ım beni kem gözden,
nazardan, bedduadan ve büyüden, kara büyüden kurtar diyeceksiniz. Hepsi bu kadar tertemiz olacaksınız arkadaşlar. Sıkıntıların, üzüntülerin sonu gelmiş ve aynı zamanda arkadaşlar birileri ektiklerini biçecek. Sana kötülük edenlerin vaktiyle seninle uğraşanların kötülük görecekleri günden. Tam akrep intikamı oldu. Akrep burçları, bu söylediklerimden kimseye söz etmeyin. Bu aramızda kalsın. Beni bir tek siz anlarsınız. Benim ay burcum akrep ya. Ben intikam yeminleri eden birisiyim. İntikamım çok acı olur arkadaşlar. Ha yani intikamım çok acı olur derken tabii ki şiddet yok içinde. Nedir? Yani yapılan kötülüğü unutmak en büyük intikamdır zaten. Bir insanın yapılan kötülüğü unutmak, onu affetmek en büyük intikamdır. Ve onu kendi sevginden, samimiyetinden mahrum bırakmak en büyük intikamdır. Daha ne olsun? O seni kaybettiğiyle üzülsün, kalsın arkadaşlar. Bu her konuda böyle. Aşk konusunu asla gündeme getirmedim. Zaten o konuyu açmıyorum arkadaşlar. Ama sosyal anlamda bana zarar vermek isteyenler, bana maddi olarak kazık atmak isteyenler, affedersin, yamuk yapanlar diyeyim artık. Çok da kaba bir deyim oldu kazık atmak. Yani bana yamuk yapanların hepsi pişman oldu, geri döndüm. Ben hiçbirini kabul etmedim, hiçbirini bir daha yere attım, üzerlerine basıp geçtim. Bir daha da onları kaldırıp bir yere koymadım, koymam da. Onlar akrebin ne olduğunu bilmiyorlar. Ay burcu akrep olmanın ne olduğunu bilmiyorlar. Siz de öyle yapacaksınız. Yalnız arkadaşlar bir iş başarmak istiyorsunuz, üretmek istiyorsunuz ama bazı düşünceleriniz yarım kalıyor. Birilerine devredebilirsiniz, devretmeyin. El eline şeyini türkü çağırarak arar arkadaşlar. Ne yazık ki. Kimseye işinizi güvenmeyin. Kendi işinizi kendiniz halledin. Daha kolay çözümler üreteceksiniz. Para gelecek, her yerden gelecek. Ne güzel, inşallah bana da gelecek arkadaşlar. Dilediğiniz pek çok şey gerçek oluyor. Ve size fenalık yapmak isteyen düşmanların şerrinden korunduğunuz bir gün oluyor. Hayırlısı olsun, gözünüz aydın. Hedeflerinizi belirlediğinizi, güzel bir hedefe doğru yaklaştığınızı görmekteyim. Arkadaşlar bazı sıkıntılar, blokajlar olabilir. Nedir? Spor yapmanızı istiyorum. Özellikle ve özellikle böyle karın bölgesini sıklaştırıcı hareketler, böbrek bölgesini sıklaştırıcı hareketler ve sırtı inceltici hareketler çok yapın. Özellikle pek çok akrep burcunda, bende de var arkadaşlar, sırt bölgesinde yağlanma ağrılara sebep oluyor. O da hareketsizlikten oluyor. Ben de çok çok hareketsiz bir insanım. Hiç hareket etmeyen bir insanım. Önceleri hareketi durduramazdık. Şimdi de adım atamıyorum. Bu bir ruhsal bir durum arkadaşlar. Yani o kadar çok ruhsal seyahat yapıyorum ki bacaklarımı çalıştıracak vaktim kalmıyor. Bu dünya artık zevk vermiyor arkadaşlar bana. Ben öbür boyuta gidip gelen biri olduğum için İster inanın ister inanmayın, umurumda bile değil arkadaşlar. Böyle de bir akrebin egosu var yani. İster inanın ister inanmayın abi falan. Böyle de bir durumum var. Seçim sizin. İster benimle gelin öbür boyuta geçin, ister burada kalın, tuzaklara düşün. Arkadaşlar siz benimle, benimle olun, benim yanıma gelin. Pek çok tuzağı çözeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi akrep burçlarının şöyle bir baktığımda arkadaşlar, bu hafta gerçekten sevmeye ve sevilmeye ihtiyaçlarlar. Yüzlerinin gülmeye ihtiyacı var. Aynı zamanda nasıl diyeyim size, şirin gözükmeye ihtiyaçları var. Biraz soft olmaya ihtiyaçları var. Ay esması çekmeleri gerekir. Nedir o? Soruyorum. Ay esmalarından en önemlisi, çok sayıda var ama bir tanesi çok önemli. Ya Musavvir zikrini çekeceksiniz. Tekrar sayısı 336'dır sevgili akrep burçları. Ya Musavvir zikrini çektiğinizde neler oluyor? Bir kere yüzünüz böyle bir nurlanıyor.
musavvir, tasvir etmekten geldiği için biliyorsunuz hayalleriniz tezahür ediyor. Bir sanatçı iseniz bir kuaför olabilirsiniz, terzi olabilirsiniz, mimar olabilirsiniz, edebiyat yazarı olabilirsiniz, şiir yazarı olabilirsiniz. Güzel sanatlarla alakalı bir işiniz olabilir. Daha yaratıcı fikirler ortaya çıkıyor ve ay esması içimizi temizliyor. Dış dünyaya bizi parlak, güzel bir insan haline getiriyor. Ablanız çektiği için herkes onu ekranda beğeniyor. Beni normalde görse herkes burun kıvırır arkadaşlar. Asık suratlı falan bir insanım yani. Aksi bir tipim yani. Ama yağ musavir çektiğim için ekranda bayağı sempatik gözüküyormuşum. Yağ musavir zikrini çekin. Herkes sizi çok beğenir arkadaşlar. Emin olun. Ne diyelim? Yağ musavir 336. Önümüzdeki hafta salı günü. Bugün size hastaneden seslendim. İnşallah önümüzdeki cuma günü. Özür dilerim. Önümüzdeki salı günü. Nereden çıktı cuma günü? İnşallah önümüzdeki salı günü sürpriz bir yerden. Allah'ım nerede nasip ettiyse oradan seslenirim inşallah. Sürprizlere hazır olun. Bu ara Evliya Çelebi gibiyiz. Evliya Çelebi gibiyiz. Her yeri geziyoruz. Sizleri seviyorum. Öpmelere doyamıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.